Merhabalar Fatma Hanım, Nane Yemekleri'ne hoş geldiniz. Böyle çayların, kahvelerin yanına yapıp ya da hazırlayıp dolapta bekletip bir aniden gelen olduğu zaman ikram edebileceğiniz güzel bir kakaolu tarif vereceğiz. Kakaolu taraf. Yani bunları ister robottan çekebilirsiniz, ister benim gibi eski sistem elinizde iyice ufaltabilirsiniz. Biz alıştığımız için elde yapıyoruz ama robottan da çekerseniz gayet güzel olur. Şimdi ben iki paket kullanacağım. Evde bazen bu petikürler kalıyor. Onlarla da yapabilirsiniz. Gayet güzel bir tarif. Kolay. Hemen yapabileceğiniz bir tarif. Daha önce de muzlu değişik bonibonlar tarifler yaptım. Elmalı. Bakıp yapabilirsiniz. Hem sizler bilgi sahibi olursunuz hem izlendiği için bizler de memnun kalırız. Şöyle güzelce bunları iyice bir ufalayacağım. Evet, iyice ufaladıktan sonra zaten bunlar kaldı diye hani şey yapmayın. Bunlar ıslandığı zaman işte sütle, diğer şeylerle bu yumuşamış olacak, tereyağıyla. Dediğim gibi robottan da parçalıcıdan da yapabilirsiniz. Ama ben eski sistem yaptım. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar da kakao katacağım. Tabii bu oranları artırıp çoğaltmak size kalmış bir şey. Şöyle. Ve şimdi Hindistan cevizi katacağım. Ve şimdi 4 yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizi katacağız. Şöyle. Evet, bu da ayrı bir tat veriyor. Çok harika oluyor. Ve şimdi... Evet, şimdi şöyle 2 yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Böyle erittim. Şöyle bu dibi de boşa gitmesin. Biz annelerin yaptığı bir şey biliyorsunuz. Şöyle güzelce. Şimdi sütümü ilave edeceğim. Ve şimdi şöyle bir çay bardağı kadar süt ilave ettim ama bir bakacağım kıvamına. Zorlanırsam yeniden bir yarım çay bardağı ilave ederim. Ve şimdi sarelle sürülebilir kahvaltılarda onu ilave edeceğim bir yemek kaşığı kadar. Evet, bir yemek kaşığı kadar da bunu ilave edeceğim şöyle. Bunu hem toplayacak hem lezzet verecek. Şöyle şimdi. Evet. Ve şimdi bunları güzelce şöyle bir karıştıracağım hepsini. Eldiven giyebilirsiniz ama ben biliyorsunuz kolay kolay eldiven kullanmıyorum. Sevmiyorum çünkü. Ve baktık ki o yuvalama işlemi gerçekleşmiyorsa birazcık daha süt ilave edeceğim şu an. Şöyle bir bakayım. İçine bu aşamada ceviz, fındık da katabilirsiniz ama evinizde yoksa gerek yok. Mesela ben şu an katmayacağım. Evet, biraz daha süt istiyor. Bir yarım çay bardağı kadar süt ilave edeceğim. Şimdi şöyle bunu da döküyorum. Ve tekrar şöyle bir karıştırayım. Bundan sonra size söylerim. Bazen tutuyor bu ölçü, bazen şey oluyor. O yüzden tam vermek istiyorum ölçüyü. Bakın, istediğimiz o yuvarlama aşamasına geldi. Şöyle 1,5 çay bardağı süt yetiyor. Onu da söylemiş olayım. Hemen evde aldığımız kalan bu püsküvilerle, kakao zaten oluyor, sürülebilir, o evde olabiliyor. Şöyle evde olan malzemeler. Şöyle bakın. Evet. İster yuvarlayın, ister silindir şeklinde verin. Bakın, gayet güzel oldu. Şimdi artık bunları istediğimiz şekilde vereceğiz. Evet, dediğim gibi istediğimiz o yumuşaklığa geldiği zaman o şekli verebiliyorsak kıvam tamam demektir. Yaklaşık 1,5 çay bardağı kadar oldu şöyle. Şimdi bunlara şekil vereceğiz artık. Hep böyle yuvarlak şekil vermek yerine bu da böyle silindir şeklini veriyorum. Daha bir güzel oluyor sunum anında. Böyle bir şekil verebilirsiniz. Şöyle avucuma alıyorum. Şöyle hafif bastıra bastıra, bakın o şekli veriyorum ya da şöyle yuvarlayıp sonra böyle yapabilirsiniz.
Hemen şöyle güzelce az kaldı. Bunları da yaptıktan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Evet, şöyle artık bitiyor. Bir daha göstereyim. Şöyle yaptıktan sonra şöyle yanlarını onararak da bu şekli verebilirsiniz. Çok büyük değil. Normal orta boy bir görüntü. Şöyle. Ama gerçekten harika, kolay. Tam bir ikramlık tarif. Herkesin yapabileceği. Evimizde sütümüz var. Bisküvimiz kalıyor böyle. Kakao bulunuyor. Büyük bir ihtimalle genelde oluyor. Şöyle. Bakın. Her yerini düzelttik ve artık şöyle göstereyim. Şu an hazırladım. Evet, bunları dolaba koyacağım. Ben o çikolatalarını eritirken biraz bunlar sertleşsin, donsun diye. Yani kıvam alsın diye. Bazen ben bunun kakaolusunu kullanıyorum. Ama bugün sade böyle beyaz yapasım geldi. Siz de kakaolu da yapabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz çikolata olarak. Şöyle belirli şeylerde kıracağım daha çabuk erimesi için. Ocağa da su koydum. Sosluk tavalar olabilir. Küçük tencere olabilir. Şöyle daha çabuk erisin diye. Şöyle bakın. Bunları kırıyorum ve şimdi bunu kaynayan suyumu üstüne alacağım. Şöyle benleri usulü eriteceğiz inşallah. Şöyle karıştırayım ara sıra. Şimdi ben aldığım çikolata az oldu. Siz bunu 3 paket, 4 paket yapın bu malzemeye göre. Alıyorum ocaktan ve sıcak sudan almıyoruz ki bu sıvılığı gitmesin diye, katılaşabiliyor biliyorsunuz. O yüzden şimdi bunları ben yettiği kadar yapacağım. Kalanına da gene evde bulunan çikolatalarım var farklı. Antep fıstıklı falan, onlardan yapacağım. Şöyle çikolataya buladığım bu tarifimi alıyorum ve şurada yağlı kağıt varsa onun üzerine yapabilirsiniz. Yoksa da hemen böyle bir şöyle koyuyoruz. Telin üzerine, tepsinin altına koydum. Onun üzerine koyuyorum. Eğer şeyse, yağlı kağıdınız varsa ona yaparsanız daha da güzel olur. Benim şu an olmadığı için ben böyle yaptım. Şimdi birkaç tanesi yettiği kadar böyle yapacağım. Kalanını da diğer evde bulunan çikolataları eriterek yapacağız. Şöyle. Evet, şöyle koyuyorum ve her yerine değmesini sağlıyoruz bu çikolataların. Şöyle yettiği kadar bunu yapacağım. Diğer kalanlarını da başka çikolatayla yapacağım ama dediğim gibi siz çikolata oranını fazla tutun. Bizimki gram olarak az olduğu için bu kadar oldu. Şöyle hepsini böyle yapıyorum. Hemen Antep fıstığı, Hindistan cevizi ne istiyorsanız onları yapıyoruz ki çikolataya yapışsın. Beraber bütünleşsin diye. Dediğim gibi çikolataya yaklaşık o gramdan 3 paket falan alın ki güzelce yetsin. Ve şimdi diğer kakaoluyu eritiyoruz çikolatamızı. Evet, ben bu beyaz çikolatadan bayağı aldım diye düşündüm ama unutmuşum, fazla almamışım demek ki. Şimdi evde kakaolu vardı. Ben de onları da değerlendirmek istiyorum. Bunları da aynı şekilde yapıp böyle dizeceğiz. Şöyle. Başta da söylediğim gibi sıcak sudan almıyoruz o erittiğimiz çikolatalarımızın kasesini. Çünkü donmasın, o sıvılığı gitmesin diye çabucak hemen sertleşebiliyor. Bu da bir püf noktası olarak söylemiş olalım. Amaç size tarifi göstermek, fikir vermek ve dediğim gibi işte böyle karışık da yapabilirsiniz. Hem kakao hem sütlü sade. Şöyle her yerine değecek şekilde yapıyoruz. Ve bayağı da çıkıyor, bereketli oluyor bu malzemeyle, iki paketle.
Mesela tek pakette yapabilirsiniz. O zaman çikolata oranını da azaltmış olursunuz. Evet, şimdi bunlar biraz dursun böyle. Donsunlar. Ondan sonra servis yapacağız. Herhangi güzel bir şeyin içine alıp kapaklı, uzun böyle birbirine zedelemeyecek şekilde buzdolabının orta tarafına koyup zaman için ikram edebilirsiniz. Ya da buzluğa koyup çıkarıp ikram edebilirsiniz çayın kahvenin yanında. Diğer kalanlarını da ben tamamlayacağım. Şimdilik size göstermek için böyle yaptım. Dediğim gibi yağlı kağıdın üzerine koyarak oradan da kaldırabilirsiniz. Tercih sizin. Evet, şimdi artık bunları servis edeceğimiz tabağımıza alabiliriz. Şöyle güzelce ve yanına güzel bir Türk kahvesi, çayın yanında bile ikram edebileceğiniz harika bir tarif, büyük bir kolaylık. Şöyle, evet. Ve artık güzelce taraflarımız hazır. Şöyle bakın. Hem sütlü hem kakaolu. Sizler de sade sütlü yapacaksanız bu paketler 60 gramlıklar var ya, ondan 3 tane alabilirsiniz. Ben 3 aldım diye düşündüm. Başladım tarife, baktım bir paket çıktı. Yani ev halini de size yansıtmış oluyoruz, doğallığı. Sizler 3 paket alırsanız yeter ama diyorsanız ki yarı yarıya yapayım, o zaman 2 bunu alın, 1 bunu alın mesela. Tercih sizin. Hindistan cevizi de yapabilirsiniz. Ben evde vardı, o yüzden yaptım. Bazen olmuyor. Mesela Hindistan cevizi yapıyorum. Ya da o süslü şekerlemeler var, onlardan yapabilirsiniz. Evet, Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.